Göreve geldiği günden bu yana 20 milyon liranın üzerinde tarihi binaların restore edilmesi için harcama yapan Alanya Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri de Oba Medresesi'ni ayağa kaldırmak. Başkan Adem Murat Yücel, Alanya sınırları içerisindeki kültür varlıklarının korunması ve yeniden canlandırılması adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında 29 yıllığına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladığı 14. yüzyıla ait Oba Medresesi'ni yeniden ayağa kaldırıyor. Oba Medresesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'mızın tarihi ve kültürel eserlerini hayata geçirebilmek adına bir bir tüm bölgedeki tarihi noktaları restore etmeye çalışıyoruz. Bir yıldır çalışmalarımız neticesinde Alanya'mıza değer katacak Oba Medresesi'nin son aşamasına geldik. Burayı aslına, özüne uygun projelendirdik ve bundan sonraki hedefimiz de yine aslına uygun şekilde kullanımını sağlamak. Hem bu değerleri korumuş, yaşatmış olacağız, hem gençlerimize, çocuklarımıza tarihi öğretmiş olacağız, hem de burayı yıl sonuna kadar tamamlayarak bir eğitim yuvası olarak halkımızın kullanımına sunacağız dedi. Alanya'mızın tarihi ve kültürel yapılarından olan Alanya değer katan beylikler dönemine ait yani 1300 yılların sonlarına ait olan adını da Oba'dan yani yerleşim bölgesinden olan Oba Medresesi'nin restorasyonu ve yapımı için Anıtlar Kurulu'na ve kültür varlıklarına müracaat ederek buranın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden belediyemize tahsisini alındı. Arkasından da buraların restorasyonu için projeler hazırlandı, Anıtlar Kurulu'ndan onayları alındıktan sonra ihalesi yapıldı ve böylelikle de şu anda yaklaşık bir yıldır içerisinde çalışmaların neticesinde de bölgenin tarihi ve kültürel eserlerini hayata geçirebilmek adına bir bir tüm bölgedeki tarihi yerleri restore etmeye çalışıyoruz. Bugün de Alanya'ya değer katacak Oba Medresesi'nin son aşamasına geldik. İnşallah burası aslına özüne uygun projelendirildi ve bundan sonraki hedefimiz de aslına ve projesine uygun olarak kullanımı sağlanacak. Hem bu değerleri korumak, yaşamak ve yaşatmış olacağız. Hem de burada eğitimle amaçlı bir proje hazırlanarak gençlerimize bize ve çocuklarımıza hem tarihimizi öğretmiş olacağız hem de burada bir eğitim yuvası olarak hazırlayıp ve halkın kullanımına sunacağız. İnşallah bu yılın sonuna kadar da bu projemizi tamamlamış ve halkın kullanımına sunmuş olacağız. Geleneksel Alanya evlerinden tarihi kiliselere, Sedreav Köşkü'nden Kaledeki Bedesten Çarşısı'na ve Oba Medresesi'ne varıncaya kadar pek çok kültürel mirasın restorasyonu için çalışmalar yürütülüyor.